Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması, eklemlerin düzeltildikten sonra tespit edilmesi, çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması, bölgenin nabzının, deri, renginin ve ısısının kontrol edilmesi. Doğru olanı nedir? D seçeneği arkadaşlar. Çıkık bölgenin nabzı, deri ve ısı kontrolünün yapılması. Çıkıkları, kırıkları yerine oturtmaya çalışmıyoruz. Mümkün mertebe tespit ediyoruz düzeltmeden Arkadaşlar düzeltme yapmıyoruz Yine aynı şekilde bahsettiğimiz gibi organlar dışarıya çıkmışsa organlarda yerine koymaya çalışmıyoruz Yine masajda yapmıyoruz zarar verebiliriz Yani orada kemikte bir Şey varsa kıkırdakta filan daha çok zarar verir kuvvetli masaj özellikle Şu kısım yanlış kuvvetli masaj Şimdi çıkıklara kısaca da değinelim tekrardan Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak Bakın arkadaşlar. Bu çıkıyor. Çıkın tanım. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına ne denir? Sorumuz bu. Ne denirmiş? Çıkık. Kalıcı bak. Kalıcı olarak ayrılmasına çıkık denir. Çıkık belirtileri yine ağrı, şişli, işlev kaybı, eklem bozukluğu. Çıkıklarda ilk yardım. Eklem aynen olduğu şekilde tespit edilir. Hareketi engellenir. Mümkün belki hareket ettirmiyoruz. Yerine oturtmaya çalışmıyoruz. Çıkığı. Ağızdan herhangi bir sıvı katı bir şey vermiyoruz. Bölgede nabız ve deri ısı kontrolü yapılıyor. Arkadaşlar her zaman kuralımız neydi? Kırıklarda çıkıklarda yerine oturtma düzeltme gibi işlem yapmıyoruz. Yine yabancı cisim batmışsa yabancı cismi çıkartmaya çalışmıyoruz. Yine herhangi bir organ yaralanmasında organlar dışarıya çıkmışsa yerine koymaya çalışmıyoruz. Bunlar anahtar kelimelerimiz. Geçelim sonraki sorumuza. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak, dinle, hisset yöntemiyle kaç saniye kontrol edilir? 10, 20, 30, 40 Doğru cevabımız Evet arkadaşlar tabii ki A diyenler doğru yanıtladı. Temel yaşam desteği ile ilgili çıkabilecek bir kaç maddeden oluşan sayfa göstereyim size. Bakın 10 saniye arkadaşlar solunum yapıp yapmadığı bu rakam çıkıyor. Şurada arkadaşlar temel yaşam desteği ile ilgili önemli notlar çıkabilecek şeyleri derledim ben size. Bu konuyu ayrıca anlatacağız fakat burada en çok çıkanları derliyorum, derledim. İyi misiniz diye sormak bilinç kontrolü amaçlıdır. Soru 1, bir. sınavda birebir çıktı bu arkadaşlar. Yine bebeklerin bilinci nasıl kontrol ediliyor? Ayak tabanına vurarak. Hasta yaralıyı nasıl sert bir zemin üzerine yatırıyoruz? Sırt üstü temel yaşam desteğinde. Ondan sonra önemli kısım şu. Baş geri çene yukarı pozisyonunun verilmesi. Bu pozisyonun verilmesinin amacı nedir arkadaşlar? Hava yolu açıklığını sağlamak. Bak hava yolunu açmak. Anlatabildim mi? Bu soru yine soru. Baş geri çene yukarı pozisyonunun amacı hava yolu açıklığı. Yine bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye kontrol ediliyor arkadaşlar. Nefes alıp almadığı kişinin yukarıdaki sorumuz zaten buydu cevabı bu. Yine bu konuda şu çıkıyor. Göğüs kemiği 5 santim inecek. Yetişkinlerde çocuklar bebeklerde 4 santim inecek. Unutmayın yetişkinlerde 5 bebeklerde 4. Sınavda çıkıyor. Göğüs yüksekliği 1 bölü 3'ü kadar yani 5 santime tekabül ediyor. 30 kalp basısı uygulanıyor. Dakikada 100 bası. Bu önemli arkadaşlar. Sınav sorusu. Yine burada çıkabilecek şu 30 kalp masajına 2 solunum, 30'a 2 kural diyoruz biz buna. 5 tur tekrarlandıktan sonra 112 arıyoruz. Bakın şu 5 turu da unutmayın. Yine bir de şu çıkıyor. Bebeklerde solunum yoksa ağız dolusu nefes alınır ve ağız bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilir. Yine bu da temel yaşam desteğinde karşımıza gelebilecek bir başka soru. Arkadaşlar bu sayfa adeta soru sayfası. Bakın burada 8-10 tane soru var. Hepsini iyice öğrenin. Ekranın fotoğrafını alın. Sonraki soru gelsin. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan bizi mutlaka takip edin. Biliyorsunuz bir de uygulamamız var. Soru çözüm uygulaması. Uygulamayı da mutlaka indirin. Orada deneme sınavları var. Deneme sınavlarını mutlaka çözün. Tavsiyem sizlere. Şimdi sorumuza dönecek olursak. İlk yardımın amaçlarındandır. Karıştırmayalım arkadaşlar. Yaşamı korumak ilk yardımın bir amacıdır. Evet. İyileştirmeyi kolaylaştırmak. Evet. Durumun kötüye gitmesini önlemek. Bu da evet. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği 1, 2 ve 3. Bunların hepsi ilk yardımın amaçlarındandır. Şimdi bu konuyla ilgili neler karşımıza gelebilir başka? Bakalım. Bize sorumuzda neyi sormuştu? İlk yardımın amaçları. İşte değerli arkadaşlar amaçlar burada. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasını sağlamak, yaşamsal fonksiyonların sürmesi, durumun kötüleşmesini önlemek, iyileşmeyi kolaylaştırmak. Dikkat ettiyseniz ilk yardımda e, iyileştirme yok, şey yok yani tedavi yok. İyileştirmenin kolaylaşması var. Şimdi ilk yardımın tanımında ne vardı? Kaza yerindeki sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla yapılan yardıma ilk yardım deniyordu. Burada dikkat etmeniz gereken şu var. İlk yardım ilaçsız oluyor. Unutmayın. Mevcut araç gereçlerle olacak. Zaten ilaçlı ve profesyonel ekip tarafından yapılırsa bu acil tedaviye girer. Zaman zaman bu da sınavda çıkıyor. Doktor ve sağlık personeli tarafından yapılırsa iş burada bir işlem bu acil tedavidir. Bunu da karıştırmayın. İlk yardımla acil tedavi arasındaki fark da bu şekilde. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi vücuda gerekli olan gaz alışveriş görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesi? Bakın oksijen, gaz alışverişi. Bu organ hangisidir? Mide, böbrek, akciğer, pankreas. Doğru cevabımız C seçeneği akciğer. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ciğerlere Nefes aldığımızda yaptığımızda ciğerlerimize doluyor. Bu da ne oluyor? Aslında biz oksijen almış oluyoruz. Dolayısıyla vücudun oksijenlenmesini ciğerler sayesinde sağlıyoruz. Yani bu da akciğer. Doğru cevabımız C seçeneği. Geçelim sonraki sorumuza. Kişinin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir? Koma, şok, halsizlik, zehirlenme. Doğru cevabımız neydi? Tabii ki A seçeneği koma. Arkadaşlar derin bilinç kaybı bakın. Derin. Yani artık en ağır durum komadır arkadaşlar. Şok dediğimiz zaman aklımıza ne geliyordu? Ayakların 30 santim yukarıya kan kaldırılması. Sebebi neydi? Yaşamsal organların yeterince kanlama yapmaması sonucu oluşuyordu. Şok. Ayakları yukarı kaldırıyorduk ki yaşamsal organlar yani göğüs bölgesinde ve baş bölgesindeki organlar yaşamsal organlardır. Oraya kan miktarı artsın oradaki bir kan miktarı. Bunlar zaten alakasız. Şimdi şuraya bakalım. Bakın bu pozisyonlar önemli. Sınavda sık sık çıkar. Onun için ben size 6 tane pozisyonu koydum. Bunların fotoğrafını mı alıyorsunuz? Ezberliyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Kesin sınavda bir tanesiyle karşılaşırsınız. Bakın şok, koma, hemlik manevrası ne zaman yapılıyor? Tam tıkanma olduğunda. Bu delici göğüs yaralanması. Evet arkadaşlar aynı zamanda kaburga kırıklarında da bu pozisyonu veriyoruz. Bu baş geri çene yukarı pozisyonu solunumu kontrol etmek amacıyla. Bu da rentek manevrası kişiyi araçtan sağlam bir şekilde çıkartmada kullanılan yöntem. Amacı nedir? Omuriliğe zarar vermemek, baş boyun göğüde eksenini korumak, felci önlemek. Geçelim Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda yaralanın bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gerekenlerdendir. Bakalım şıklara. Çift kemik bulunan bölgeye uygulanması, tel, lastik, ip gibi malzemelerin kullanılması, uygulanan bölgenin üzerine sargı beziyle kapatılması, kazazedenin alnına T harfi yazılması. Doğru olanı soruyor turnikede. Çift turnike uygulanmaz. İnce kesici malzemelerle turnike uygulanmaz. Geniş 10 santim bir kravat veya o kalınlıkta bir malzeme ile uygulanır. Sargı bezi ile kapatmıyoruz. Evet doğru cevabımız D seçeneği. Uygulanan kişinin alnına turnike ya da T yazıyoruz. İlk yardımcılar geldiğinde hemen fark etsin ona göre müdahalede bulunsun diye. Şimdi turnike ile ilgili neler çıkar karşımıza onlardan bahsedelim kısaca. Arkadaşlar bazı sorularda konu anlatımı yapıyorum bazılarında yapmıyorum çok uzamasın diye. Onun için dikkatle dinleyin konu anlatımlar çok önemli. Şimdi turnikede arkadaşlar bakın burada turnikenin en önemli şeyi 8-10 santim kalınlığında olmalı bez malzeme genişlik. Yine ip tel gibi kesici maddeleri kullanmıyoruz. Onun dışında fazla sıkmıyoruz. Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtmüyoruz. Açıkta olacak, görünecek. Ona göre müdahale edilecek. Yine 15-20 dakikada bir turnikeyi gevşetiyoruz. Bir de çok sayıda yaralının olduğunda yaralının alnına turnike ya da T harfi yazıyoruz. Turnike uygulanan kişinin alnına. Turnike ile ilgili bunlar çıkabilir. Önemli kısımları bunlar turnikenin. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yarı oturup pozisyon verilmesi. B. Egzersiz yapmasının sağlanması. C. Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi. D. Yaşam bulgularından sadece solunumun değerlendirilmesi. Arkadaşlar göğüste bir ağrı var ya da delici göğüs yaralanması var. Göğüste bir kırılma var ise Yarı oturur pozisyon veriyoruz. Bakın unutmayın. Delici göğüs yaralanmasında da yarı oturur pozisyon veriyoruz. Göğüs ağrılarında da, kaburga kırıklarında da yarı oturur pozisyon veriyoruz. Unutmayın. Burada cevabımız A seçeneği. Geçelim sonraki sorumuza. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak kaç dakika nefes alıp verir? A 5-10, B 12-20, C 25-30, D 35-40. Doğru cevabımız B seçeneği 12 20. Hemen bu konuyla ilgili sihirli tablomuz var. Onu açalım. Arkadaşlar bu tablodan da yine ehliyet sınavında ehliyet sınav sorusu mutlaka bir tane çıkar. Şimdi bu tablo bayağı detaylı bir tablo. Gözünüzde böyle çok büyük gelmesin. Çok basit. Şimdi çok çıkan kısımları ekstra işaretleyeyim. Onlara dikkat edin. Bakın normal solunum yetişkinlerde 12-20. Bura bir. Sık çıkar burası. Nabız pek sormazlar ama 60-100. Yine de bilmek lazım. Yine bilinç kontrolünü omuzdan yapıyoruz. Az önce de bahsetmiştim bir daha önceki sorulardan birinde. Nasıl yapıyoruz? Omuzuna dokunup iyi misiniz diye soruyoruz kişiye. Burada bilinç kontrolünü yapmış oluyoruz omuzdan. Unutmayın. Yine bak dinle hisset yöntemiyle neyi kontrol ediyoruz? Soluk alıp vermediğini kişinin ne kadar süre? 10 saniye. Bu da yine çıkar sınavda bolca. Bakalım burada başka ne var? Bası oranı şu var. Şu çıkar. 5 santim. 5 santim. Bebeklerde 4 santim. Bu çıkar. Yine bir de şunu da bitseniz faydası var. 30'a 2. Zaten bebek çocuk yetişkin hepsinde 30'a 2. Arkadaşlar bu işaretlediğim 1, 2, 3, 4, 5, 6 kısım kesinlikle çıkma ihtimali yüksek. Fakat yine de her ihtimale karşı şunlara da bakın. Şu işaretlemediğim yerlere de bir fikriniz olsun. Geçelim. Kaza yapan bir aracın yanına geldiğinde ilk yapılması gereken nedir? El freni indirilmeli, aracın kontağı kapatılmalı, 110 aranları araç test yönü dönmüşse düzeltilmeli. Doğru cevap B seçeneği aracın kontağını kapatıyoruz. Yani elektrik sistemini devre dışı bırakmış oluyoruz. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Benzin, motorin, antifriz, gaz yağı. Cevabımız tabii ki Kodluyorum ben siz anlayasınız diye arkadaşlar basitleştirmek adına. ikisi de B ile başlıyor. O zaman doğru cevabımız benzin. Yani A seçeneği oluyor. Unutmayasınız diye ikisi de B harfi ile başlıyor arkadaşlar. Unutmayın buji ile ateşleniyor benzinli motorlar. Şimdi arkadaşlar motorun nasıl ateşleniyor ya da antifriz gaz ya bunlar ne işe yarıyor? Bunlardan kısaca bahsedeyim ben size. Bakın arkadaşlar benzinli motorların yakıt sistemi. Benzinli motorlarda ateşleme buji ile olur. Karbüratör benzinli motorların yakıt sisteminin birkaç tane teknik bilgisini veriyorum. Arkadaşlar bunların tamamı çıkmış ya da çıkabilecek sorular, çıkabilecek konular. Onun için dikkatle dinleyin konu anlatımına. Karbüratörü soruyorlar zaman zaman. O da nedir? Aracın ihtiyacına göre benzin ve havayı karıştırarak silindire gönderen parça. Bakın benzin hava karışımını hazırlayan parça. Hava filtresi neydi? Karbüratöre giren havayı temizler. Hava filtresi tıkanırsa motor zengin karışımda çalışır. Şu zengin unutmayın bu soru olarak geliyor. Şimdi araçlarda 4 tane filtre var. Hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi, yağ filtresi. Yakıt filtresi yakıtı temizliyor, hava havayı temizliyor, polen filtresi klimanın havasını temizliyor. Yağ filtresi motorun yağını temizliyor. Arkadaşlar yakıt sisteminin göstergesi de şu araç panelinde bunu görürsünüz. Bakın şurada petrol işareti vardır. Eğer bunu görürseniz bu ışık yanarsa yakıtınız bitmek üzere olduğunu gösterir. Yine şuna dönelim sorumuz neydi? Buji ile ateşleniyor. Benzinli motorların ateşleme sistemi bujidir. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir. Sinyal lambasını gösterir diyor kısaca arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği bu araç gösterge paneli işaretlendirilir. Bu sağ bak sağ ışığı, bu sol ışığı, bu yine dörtlüler, bu dörtlüleri, bu yine normal ışıkları gösteriyor. Cevabımız burada B seçeneği. Geçelim sonraki sorumuza. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Işıkları tek tek inceleyelim. Yüksek devirde araç kullanılması. Evet. Ani hızlanma yavaşlamalar yapılması. Evet. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması hayır. Araç bakımlarının zamanında yapılması hayır. Doğru cevabımız nedir? A seçeneği. Arkadaşlar şu son iki yani ebatların lastiklerine batın doğru olması ya da bakımın zamanında yapılması tüketimi arttırmaz bilakis azaltır. Unutmayalım. Doğru cevabımız A seçeneği burada. Arkadaşlar videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum abone olun arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz zaten. Abone olursanız bir şey kaybetmezsiniz ama ben daha fazla video çekerim. Benim için çok iyi olur. Unutmayın bunu. Destek olmak için abone olun en azından. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması hangisini arttırır? Yani artık ömrü tamamlanmış lastikleri kullanmaya devam edersek ne olur? Sürüş konforunu arttırır mı? Hayır. Trafik kazası riskini evet. Direksiyon hakimiyetini hayır. Aracın yol üzerinde tutunması hayır. Arkadaşlar, kullanım ömrünü tamamlamış lastikleri kullanmaya devam etmek hangisini arttırır? Tabii ki trafik kazası riski. Doğru cevabımız B seçeneği. Şimdi lastikler demişken lastiklerle ilgili karşımıza şunlar gelir sınavda. Unutmayın. Balans ayarı diye bir ayarı sorarlar. Bunda şu şekilde sorarlar. Eğer belli bir hızdan sonra direksiyonda titreşim, titreme oluyorsa balans ayarı bozuktur. Yine lastiklerin hava basıncı normalden az ise direksiyon zor döner. Kenar kısımlardan aşınır lastikler. Yakıt serfiyatı artar. Lastik hava basıncı normalden fazla ise direksiyon hafifler. Lastikler orta kısımdan aşınır. Dönüşlerde savrulmalar olur. Direksiyon hakimiyetini kaybetme ihtimali yükselir. Lastik ara, Lastikleri her araca bindiğinizde kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Günlük değil bakın lastik bakımları ya da kontrolleri her araca binişte yapılır. Çok çıkan bir sınav sorusu. Yine lastiklerden birinin havası az diğeri fazla ise araç bir tarafa çeker. Eğer araç bir tarafa çekiyorsa lastiklerin hava basınçları birbirinden farklıdır. Unutmayın yine sınav sorusu. Bir de 1 Aralık 1 Nisan kış lastiği uygulama tarihlerdir. Sınavda son zamanlarda bir de lastikle ilgili şunu soruyorlar. Buranın fotoğrafını alın. Bu lastiğin üzerinde bulunan yazıların anlamları. Bunu soruyorlar arkadaşlar. Ehliyet sınavında motor soruları olarak bunlar karşımıza geliyor. Geçelim sonraki sorumuza. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa hangisi yapılır? Motor devri düşürülür, motor devri yükseltilir, motor hemen durdurulur, motor rölantide çalıştırılır. Cevabımız seçeneği motor hemen durdurulur. Arkadaşlar yağ basıncı ikaz ışığı hangisi o ışık? O ışık şu ışık işte bak. Şu. Bu ışığı görürsen motoru hemen durdurup kontağı kapatmalısın. Bak burada yazmışız. Başka hangilerini gördüğün zaman motor derhal durdurup kontağı kapatmalısın. Akü işareti. Bir de hararet işareti. Şu. Şu. Bu. Bunları gördüğünüzde aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. İki husus daha var bu konuda. Yakıt kokusu alırsanız araçta sık sık, devamlı. Bir de yanma, kablo kokusu alırsanız aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gereken bir diğer durumlarda bunlar. Geçelim sonraki sorumuza. Dizel motorlu araçların gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir? Buji işaretidir dizellerde. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'un algoritmasını, kanala abone olmak ücretsiz. YouTube'un algoritması şöyle bir algoritma. Ne kadar çok videoyu beğenen olursa başka kişilere de öneriliyor video. Bu sayede başka kişilerde faydalanmış olur videolarımızdan. Onun için videoları beğenirseniz iyi olur. Başka kişilere de önerilmiş olur. Doğru cevabımız burada B seçeneği arkadaşlar. Buji ısıtma bujilerin çalışmakta olduğunu gösteriyor. Bu far bu arka rezidans camı yine bu da far. Bu arka rezidans camı şu. Bu da ısıtma bujilerini ifade ediyor arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın sizden ricam. Motorlu araçlardan motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan özel göstergesi bulunan parça. Yağdanlık, yağ filtresi, yağ çubuğu, yağ pompası yağ seviyesini kontrol edecek arkadaşlar. Cevap C seçeneği yağ çubuğu. Şu işte o parça arkadaşlar. Şu parçamız yağ çubuğu. Görevi neymiş? Aracın yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan çubuk. Yağlama sistemi ile ilgili şunlar da çıkıyor zaman zaman işte. Yağlama sistemi sürtünmeyi azaltır. Aşınmayı önler. Yağ filtresi pislikleri temizler. Bu filtre arkadaşlar. Yine bunlar da bu sayfayı da okumanızda, fotoğrafını almanızda fayda var. Geçelim sonraki sorumuza biz. Aracın gösterge panelinde hangisinin sürekli yanıp sönmesi? Acil yani dörtlü ikaz lambaların açık olduğunu bildirir. Bu soruyu hızlıca geçelim arkadaşlar. Hiç şey yapmayalım. Bunlar far sistemi ile alakalı. Bunlar dörtlülerin yanık olduğunu gösteriyor. C seçeneği arkadaşlar. Bu soru biraz basit. Onun için hızlıca geçelim. Bunlar farlar bu dörtlü gelsin sonraki soru aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır dört tane defamız var inceleyelim Evet cevabımız nedir Tabii ki cevabımız B seçeneğidir bu karşıdan gelene yol ver anlamı taşınıyor taşıyor Pardon bu taşıt giremez bu kamyonlar için öndeki aracı sollamanın, yasaklamanın sonu olduğunu belirtir. Bu da otomobillerde sollama yasa sonunu belirtir. Arkadaşlar lefalara sık sık telefonunuza indirin. Bir şekilde benim uygulamadan da bakabilirsiniz. Günlük tekrar etmeniz gerekiyor. Unutmayın lefalardan soru gelir. Sonraki sorumuza geçelim. Basit bir motor sorusu. Hızlıca yapıp geçelim. Çok da üzerinde durmayalım bu sorunun. Yağmurlu havalarda sileceklerin camı yeteri kadar silmemesinin sebebi hangisidir? Havanın serin olması, silecek plastiklerinin eskimesi, cam suyu seviyesinin azalması, silecek motorunun yavaş çalışması. Arkadaşlar silecek lastikleriniz eski ise yeteri kadar temizlemez. Gıcır gıcır ses yapar. Onun için silecek lastiklerini uygun aralıklarla değiştirmek faydalıdır. Geçelim hızlıca. Değerli arkadaşlar videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan bizi takip edin. Bir de bildiğiniz üzere uygulamamız var. Uygulamamızın içerisinde deneme sınavları var. Yine bol soru çözmek için uygulamayı mutlaka indirin. Instagram linki ve uygulamanın linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka orayı kontrol edin. Oradan bizi takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar özellikle. Sorumuza dönelim. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A döner kavşağa yaklaşıldığını, B kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, C demiryolu geçidine yaklaşıldığını, D ana yol tali yol kavşağına yaklaşıldığını. Doğru cevabımız B seçeneği. Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığı anlamını taşıyor bu levhamız. Arkadaşlar. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü. Doğru cevabımız bakın arkadaşlar. Karayolları, işaretleme ve standartlar tespiti, kontrolü. Doğru cevabımız tabii ki Karayolları Genel Müdürlüğü. Arkadaşlar bu işlemleri şehir işlerinde kim yapar? Büyük şehirlerde şehir işlerindeki. Tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nin görevleridir. Şehir içinde olursa. Fakat karayollarında, şehirler arası yollarda bu görev Karayollar Genel Müdürlüğü'ne aittir. Şimdi Karayollar Genel Müdürlüğü ile ilgili karşımıza şunlar çıkar. Şunları sorarlar. Arkadaşlar bakın işaretlemeler sorumuzda da vardı. İşaretlemeleri yapar. Karayollarındaki şeyleri. Önleyici tedbirleri alır ya da aldırır. Karayollarında oluşacak kazalara karşı. Araçların ağırlık kontrolünü yapar. Sorumlu olduğu karayollarında kavşak, durak, aydınlatma ve benzeri tesisleri yapar ya da yaptırır. İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşe alınmak suretiyle yönetmelikte belirtilen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırı ve belirler, işaretler. Arkadaşlar yollarda işaret lefalarını, hız lefalarını yapar. Fakat ne şekilde İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bilgiye göre. Sorumlu olduğu yollarda ışıklı ışıksız işaretlemeleri yine yapar. Lehaları yapar yani sorumlu olduğu bölgelerdeki. Karayolları genel müdürlüğü ile ilgili bunlar çıkar genel olarak. Sonraki sorumuza geçelim. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir? Kireç, atık, yanıcı madde, yakıcı madde. Doğru cevabımız. E seçeneği. Her türlü atık çevreyi kirletir arkadaşlar. Yanıcı, yakıcı olmasın, değiştirmez işlemi her türlü atık çevreyi kirletir. Geçelim. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? Bir tane trafik polisi görüyorsunuz. Eller bu şekilde. Ön ve arkasında 2 ve 4 numaralı araç. 1 ve 3 de ellerin paralelinde. Şimdi değerli arkadaşlar. Cevabımız nedir? B seçeneği. 2 ve 4 bekleyecek. Yani önündeki ve arkasındaki trafik polisini bekleyecek. Ellerin bulunduğu bölgedekiler geçecek. Yani 1 ve 3 geçecek. Doğru cevabımız D seçeneği. Şimdi bununla ilgili kısa bir konu anlatımı yapayım. Sonra geçelim. Arkadaşlar bakın. Trafik görevlisinin kol ve omuz istikametindeki araçlar geçer. Yani şu. Elin ellerin gösterdiği araçlar geçer. Ön ve arkadaki araçlar durur. D geçer. G. Yani burada da aynı soruyu aldım. Aynı sorunun fotoğrafını. O halde nedir? Trafik polisinin ellerinin bulunduğu bölgedeki 1 ve 3 ne olur? Geçer. 2 ve 4 bekler. Arkasında olduğu için. Bu sorularda bazen çıkıyor. Onun için burada anlatmak istedim. Sonraki sorularımıza geçelim. Değerli arkadaşlar videoları lütfen beğenin. Sizden ricam. Arkadaşlarınıza bizi tavsiye ederseniz çok süper olur. Ee, sizler ne kadar çok beğen olursa ben de o kadar çok video çekiyorum. Benim için daha iyi motivasyon oluyor. Onun için lütfen beğenin, lütfen beğenin. Sizden ricam, tek ricam budur. Instagram'dan da takip ederseniz iyi olur. Geçelim sonraki sorularımıza. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan taşıma kapasitesi dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik süre içerisinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? Cevabımız 6 7 8 9. Tabii ki D seçeneği 9 arkadaşlar unutmayın. Şimdi bununla ilgili şu bilgilerde bilmenizde fayda var. Bakın neymiş? 24 saatlik süreçte toplam 9 saati geçemezsin. Devamlı olarak buçuk saati geçemezsin. Yani buçuk artı buçuk yapacaksın. Mola vererek. buçuk saat kullandıktan sonra 45 dakika mola vermen zorunlu. Eğer buçuk saatte vermeyecekseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. 1 saatte 15 dakika, ikinci saat 15, 3. saat 15 dakika şeklinde de verebilirsiniz bu molayı. Bir de arkadaşlar az önceki sayılan otobüs, kamyon, kamyonet gibi ticari araçlarda şu cihaz bulunuyor. Bu cihazın ismi takograf cihazdır. Bu ne işe yarar? İşte şurada yazanlara yarar. Yani neymiş? Aracın hızını denetler. Aracı kimin kullandığını denetler. Aracın saatini, süresini denetler. Polis durdurduğunda otobüsü buna bakar. Bireysel, kişisel araçlarda bunlar yok. Bilin. Bunu da bilin yani. Sonraki sorumuza geçelim. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir? Arkadaşlar öncelikten bahsediyor. Okul geçidi, geçiş hakkı, yaya geçidi, geçiş üstünlüğü. Cevabımız nedir? Geçiş hakkı. Geçiş hakkı neymiş arkadaşlar? Diğer araçlara göre geçiş önceliğine deniyor. Geçiş üstünlüğüyle karıştırmayın arkadaşlar. Bunu bazen orada karıştırıyor. Geçiş üstünlüğü bildiğiniz üzere ambulans, itfaiye, polis, e, cenaze aracı, zabıt araçlar gibi araçların kullandığı üstünlüktür. Buradaki sorulan geçiş hakkıdır. Unutmayın. Karıştırmayın. Sonraki soru gelsin. Yine ehliyet sınavında çıkan trafik bölümünden özellikle ehliyet sınav sorular, trafik soruları, trafik sorular kısmında çıkan klasik bir soru. Sorumuza bakacak olursak araç ışıkları ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hangisi ya da hangileri. Bir dönüş ışıklarını geç anlamda kullanılması. Dönüş yani sinyal ışıklarının diyor. Doğru mudur bu? yanlıştır. Biz yanlışları arıyoruz. Niye? Arkadaşlar dönüş ışıkları dönüş amaçlı kullanılır. 2. Geceleyin geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması. Doğru mu? Doğru. Önümüzde bir araç varsa kısa farları yakıyoruz. 3. Sis ışıklarının sis, kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması. Yanlış. Arkadaşlar sis ışıkları özellikle sisli zamanlarda kar zamanlarında kullanılır. Burada kullanılması demiş. Biz ne yarıyorduk Yanlış olanlar. O zaman cevabımız ne? 1 ve 3. B seçeneği oluyor. Şurada ışıkların kullanılması ile ilgili bir bilgi var. Onu mutlaka okuyalım. Şu bilgi arkadaşlar sınavda çıkıyor soru olarak. Uzağa gösteren ışıklar ne zaman kullanacağız? Uzağa gösteren ışık simgesi bu. Gösterge panelindeki. Onu da unutmayın. Yerleşim birimler dışında yollarda geceleyin seyrederken, yani aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlerde. Bir de yeterince aydınlatılmamış tünele girerken ve benzeri yerlerde uzun ışıkları kullanabiliriz. Kısa ışıklar nereden kullanıyoruz? Şehir içinde, aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde. Önümüzde araç var ise kısa ışık kullanıyoruz. Yine gündüz sisli yağışlı havalarda da kullanabilirsiniz kısa ışıkları. Bir de şu şekilde bir soru çıkıyor zaman zaman. Sürücüler geceleri yakın ve ilerisi görülmeyen kavşak dönemeş tepe üstlerine yaklaşırken yakını ve uzağı gösteren ışıklar ardı ardına yakarak gelişlerini haber etmek zorundadırlar. Yani biz buna selektör yapma diyoruz. Bu da yine bilmemiz gereken bir trafik sorusunda çıkan bir bilgi. Geçelim sonraki sorumuza. 70 km saat hızla arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? Bu sorumuz ne sorusu? Bu sorumuz takip mesafesi sorusu. Şimdi takip mesafesini biz nasıl hesaplıyorduk? Hızı 2'ye bölerek hesaplıyorduk. Doğru cevabımız ne olur? 72'ye bölersek 35. Şimdi bununla ilgili bir iki istisna var. Onlardan bahsedeyim. Cevabımız burada B seçeneği arkadaşlar. Nasıl bulduk? 35, 72'ye bölerek. Geçelim sonraki şu konu anlatımıza. Arkadaşlar takip mesafesi dediğimizde aklımıza şu gelsin. 88-89 kuralı ya da 2 saniyede kat edilen süre. Çok nadiren dostlar bunları bilmenizde fayda var. Çok çıkmıyor ama şu 88-89 denildiğinde takip mesafesinden bahsettiğini anlayın. Normalde takip mesafesi nedir? Hızı yarıya böl. Mesela 70 ile giden araç 35, 80 ile 40, 90 45. E bunlar ezberden yazılmadı. Bölme işlemi yapıldı. 72'ye böldü. Burası standart. Hızı 2'ye bölerek buluyoruz. Tek bir istisna var o da şu. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri en az 50 metre mesafe bırakacak. Unutmayın bakın tehlikeli madde işi geçerse sorunun içerisinde 50, en az 50. Bir de şu çıkıyor ekstra. Kol ve grup halinde seyreden araçlar takip mesafesinden az olmamak kaydıyla başka araçların güvenli araya girip çıkabilecekler kadar boşluk bırakmalıdırlar. Bu ekstra çıkıyor. Bunlar bizim takip mesafesi konusunda işimize yarar. Bu önemli. Şu 88, 89 bir de şu 50 metre mesafesi. Arkadaşlar bunlar önemli. Geçelim sonraki sorumuza. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış. Tünele giriş yapan aracın sürücüsü hangisini yapmak zorundadır? A. Duraklamak. B. Araç içi ışıkları yakmak. C. Uzağa gösteren ışıkları yakmak. D. Sadece park ve sis ışıklarını yakmak. Doğru cevabımız nedir? Anahtar kelimemiz ne? Yeterince aydınlatılmamış olması. Tabii ki doğru cevabımız C seçeneği. Uzağa gösteren ışıkları yakacağız. Aydınlatma yetersiz ise. Yeterli ise kısa. Şimdi bu ışıkların kullanımı ile ilgili şunları bilmemizde fayda var. Arkadaşlar uzağa gösteren ışıkları nerede kullanıyoruz? Yerleşim birimi dışında. Yani karayollarında aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlerde. Tünellere girerken ve benzeri tepizlerinde uzunları kullanıyoruz. Bakın uzun. Simgesi de bu. Şimdi yakını gösteren ışıklar ne? Yakını gösteren ışıklar şehir merkezlerinde kullanacağız, aydınlatmanın yeterli olduğu yerde kullanacağız. Bir de şunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Bir araç karşımızdan geliyorsa ya da biz bir aracın arkasındaysa hangi şeyi kullanıyoruz? Kısa ışıkları. Çünkü öndeki aracın ya da karşımızdaki aracın gözünü kamaştırabiliriz. Şunu da özellikle yazdım. Karşılaşmalarda öndeki aracı takip ederken ve geçerken yan yana gelinceye kadar kısa ışığı kullanıyoruz. Bakın şu yan yana gelinceye kadar anahtar kelime. Şunu bilmenizde fayda var bir de sınavda bu çıkıyor. Sürücüler geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak ve dönemeçlerde tepe üstlerine yaklaşırken yakın ve uzağa gösteren ışıkları ardı ardına yakarak gelişlerine haber vermek zorundadırlar. Yani selektör yapma işin kısası bu. Arkadaşlar aydınlatma yeter size bir tepe üstüne yaklaşıyorsanız bir yakıp bir söndürüyorsunuz bir uzun bir kısa. Şuradan gelen aracın sizi fark etmesi için. Bu da ışıklarla ilgili bilmeniz gereken konular. Bu, bunu bilirseniz tüm soruları yaparsınız. Sonraki sorumuza geçelim. Araç ışıklarının kullanılması kuralına göre hangisi doğrudur? Işıklarla ilgili kullanım kuralı. Sadece park ve sis ışıklarını yakarak araç sürülmesi doğrudur? Hayır. Park ve sis ışıkları, sis yani karlı çok sisli durumlarda kullanılıyor zaten. Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması. Bu yanlış. Sadece sis ışıklarını kullanmıyoruz. Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağa yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içerisinde ikisinin veya sırayla birlikte yakılması. Bu doğru arkadaşlar. Sollamada dolayı diyor. Karşı yönden gelen araç sürücüler uzağa gösteren ışıkların yakılması yanlıştır. Gözünü kamaştırır. Geçelim sonraki sorumuza. Güzel bir soru. Şekildeki gibi kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması. Arkadaşlar bu araçların ikisi geçiş üstünlüğüne sahip. ikisi normal araç. Şurada ana yol lefası var. Burası ana yol. Burada tali yol. Yol ver lefası var. Burası tali yol. Şimdi bunlara halledelim. Öncelikle 3-4 sona geçecek. 1 ile 2 hangisi önce geçecek? Buna bakacağız. İtfaiye ile polis karşılaştığında hangisi önce geçecek? Arkadaşlar geçiş üstünlüğüne sahip araçlarda lefalara bakmıyoruz. Orada te e hayati önem sıralaması arz eder. Burada tabii ki öncelikle kim geçecek? İtfaiye geçecek. Sonra polis geçecek. Onun ikisiyle işimiz bitti. Bunun sıralamasını anlatacağım şimdi. Niye önce itfaiye geçti? O cepte o beklesin. 3 ile 4 arasında hangisi geçecek? 3 ana yolda, 4 tali yolda olduğu için önce 3 geçecek. Çünkü 3 ana yolda, burası ana yol. 4 de tali yol, o da 4 geçecek. Cevap A seçeneği. Şimdi gelelim niye polisle, e, itfaiye. Bunu bunu anladınız değil mi? 2 ile 3 ile 4 arasındaki sıralamayı. Burası ana yol olduğu için bu otobüs önce geçti. Şimdi peki itfaiye mi önce geçti polis mi? Şurada hemen geçiş üstüne sahip olan araçlara bakalım. Burada arkadaşlar yazdım. Bunlar okuyun siz. Fakat benim için önemli olan şurası bu soruda. Cips kuralı var. C, I, B, S. Karşılaştığında bu araçlar önce can kurtaran, sonra itfaiye, sonra polis, sonra sivil savunma aracı geçer. Can kurtaran yani ambulans. E, bizde karşılaşma hangisi arasında olmuştu? İtfaiye ile polis. Hangisi önce geçer? İtfaiye. İşte sıralamada ondan dolayı önce itfaiye geçer dedik yukarıdaki soruda. Geçelim sonraki sorumuza. Geceleri karayolunda seyrederken resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer araç kişilerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkları yakmalısınız? Siz park, acil uyarı yakını gösteren ışıklar. Arkadaşlar karşıdaki kişinin gözünü kamaştırmamak için tabii ki yakın ışıkları yakmazsınız. Uzağa yakarsanız karşıdaki şoförün kaza yapma riskini ortaya çıkartırsınız. Size de gelip çarpabilir. Onun için uygun yerde uygun ışığı yakmaya özen gösterin. Şimdi ışıkların kullanılması ile ilgili şunlardan bahsedelim. Arkadaşlar ışıklardan yakını gösteren ışıklar nerede kullanılıyor? Şehir işlerinde. Aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde karşılaşmalarda yani karşıdan bir araç geliyorsa ya da bir aracı takip ediyorsanız kısa ışıkları kullanacaksınız. Yerleşim birimi dışında aydınlatma yetersiz olan karayollarında seyrederken uzun. Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken ya da benzeri yerlerde yine uzun ışıkları kullanıyorsunuz. Şunu da bilmenizde fayda var. Öndeki aracı takip ederken veya geçerken yan yana gelinceye kadar kısa ışıkları kullanacaksınız. Bak yan yana gelinceye kadar. Sınav sorusu bu arkadaşlar. Yine şu da sınav sorusu. Sürücüler geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak yani ilerisi görülmeyen kavşakta ya da tepe üstünde yaklaşırken aydınlatma da yetersizse uzun ve kısa ışıkları arka arkaya yakmak suretiyle geldiğinizde haber vermek zorundasınız. Yani biz bu işleme selektör diyoruz. Bir uzun bir kısa karşıdaki araç haberdar oluyor. Çünkü sizi göremez görüş mesafesinde değil tepe üstü ise ya da kavşaksa ise diyor. Bak burada özellikle belirtmiş. Bu önemli. Bir de öndeki aracı takip ederken bir de karşımızdaki araç bize yaklaşırken ya da karşımızdaki aracı görün, Görüş mesafemize girdiğinde kısa ışıkları yakıyoruz Sonraki soru gelsin Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir Bakın bu değildir bunlar dikkatli okuyun Yayalara su su, su Özür dilerim <laughs> Dilim sürçtü yayalara su sıçratılması Bu olamaz Hız kurallarına uyulması Cevabımız bu Bu saygısızlığa örnek değil. Bunlar saygısızlık. Diğer sürücüler korkutmak yine saygısızlık örneği. Telefonla araç sürmek yine saygısız ve tedbirsizlik örneği. Tedbirsizlik örneği bu. Geçelim sonraki sorumuza. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil. Arkadaşlar ileriye yeşil. Bakın. Yeni sınavlarda yeni yani, e, görüntülü ne diyorlar ona ya? Arkadaşlar aklıma gelmedi ya esna pardon esna bilgisayarda yapıldığı için bunlar zaten renkli oluyor artık eski sorular bunlar renkli değil. İleriye yeşil. Sola kırmızı zaten solun kırmızı olduğu belli. Sağda yeşil yanıyormuş yine burası da yeşilmiş. Buna göre hangi numaralı araçlar yollarına devam edebilir? 1 2 3. Arkadaşlar çok basit. Birden başlayak. Bir nereye dönecek? Okumuza bakalım. Sol. Sol ne renk? Kırmızı. Devam edemez. 2'ye bakalım. 2 düz gidecek. Düz giden için ne yanıyordu? Yeşil. Bu okey. 3 sağa dönecek. Sağ dönecek için ne yanıyordu? Yeşil. Okey. Cevabımız ne? 2 ve 3. E seçeneği yoluna devam edebilir. Bir dönemez. Çünkü bakın bir de kırmızı yanıyor arkadaşlar. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? İnceleyelim şıkları. Cevabımız nedir? Tabii ki D seçeneği 70 maksimumumuz. Bu nedir? 70 hız sınırlaması sonu. Bu hız sınırlaması sonu arkadaşlar C seçeneği. Bu aradaki mesafe 70. Bu yine ağırlığı 7 tondan fazla araçlar giremez. Defası unutmayın. Bu 70 olur 80 olur. Rakam bir önemi yok arkadaşlar. 80 de yazabilirlerdi. Azami yani en fazla hız demek istiyor. Sonraki soru gelsin. Şekildeki travi işareti hangisini bildirir? sağdan ana yola girişi, soldan ana yola girişi, sağ tehlikeli virajı, açılan köprüyü. Yine bir trafik işaret levhası sorusu. soracağımız A seçeneği sağdan. Arkadaşlar bir defa bakın şu gir buraya burası sağ, sağ kısmını. Sağ olduğunu anlamanız lazım. Dolayısıyla virajla da alakası olmadığına göre bu levhanın ana yol talih yol levhasıdır. Buradan bir tali yol ana yola bağlandığını gösteriyor sağ tarafta. Cevap A seçeneği. Geçelim. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Yaya giremez, bisiklet giremez, at arabası giremez, motorlu taşıt giremez. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de videoların açıklama kısmına mutlaka bakın arkadaşlar. Oraya önemli şeyler koyuyorum. Uygulamanın linkini, instagram adresinin linkini ya da ne bileyim bu alçak çözmeniz gereken en fazla soru çözmeniz gereken hangi video ise o videonun linkini koyuyorum. Yani oradaki linkleri bir kontrol edin tavsiyem size. Doğru burada D seçeneği motorlu taşıt giremez anlamını taşıyor bu lefa. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu mutlaka beğenin. Geçelim. Araç sürücüleri taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle kolaylık sağlamak zorundadır? Evet, dar yerde karşılaşma durumunda hangisine kolaylık sağlayıcı. Sorunun bu kadar uzun olduğuna bakmayın. Özü bu. Şıklarımız A. Otomobili süren otobüse B. Motorsuz aracı süren motorlu araca C. Motorlu aracı süren motorsuz araca D. Minibüsü süren lastik tekerlikli traktörün. Tabii ki doğru cevabımız çok basit bir şekilde B seçeneği olduğunu görülüyor. Yani motorsuz araç sürücüsü motorlu araç sürücüsüne yol verecek demektir. Yani bir at arabasıyla bir otomobil karşılaşırsa at arabası otomobile yol verecektir. Geçelim. Şekildeki gibi dönen kavşağa gelen bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Bakalım defa ve benzeri bir şey var mı diye bakıyoruz. Yok. Bakalım ne yapacak. Bir numaralı araç sürücüsü. A. Korna çalıp iki numaralı aracı durdurmalı. B. iki numaralı aracın geçmesini beklemeli. C. Hızlanarak yoluna devam etmeli. D. Geçiş hakkını kendi kullanmalı. Doğru cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar bu kavşak içerisinde olduğu için iki numaralı araç. Kavşaklarda bu tür döner kavşaklarda yol hakkı kimindir? Kahşak içerisindeki araca aitti. Dolayısıyla burada yol hakkı iki numaralı aracındır. Bizim Türkiye'de pek bunu uygulamıyorlar. Umarım bu videoyu dinleyen arkadaşlar bunu uygular.